أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد الحي القيوم الحكة عدل قدوس إجعل الله بعد عثمين يسا معانت الوجوه للحي القيوم وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. فإن الله كان عفوا غديرا. إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليكم رقيبا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. فإن حزب الله هم الغالبون. إن الله هو القوي العزيز. إن الله هو الغني الحميد. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يحزنهم الفزع الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. 25. söz 3. sure 1. ziya. Birinci ziya, 25. sözün 3 şuleye ayrıldığını, 1. ve 2. şulenin, Kur'an'ın beşer kelamı olamayacağını, Allah yani kainatın yaratıcısının kelamı olacağını anlattığını ve artık bunun uzun bir izahtan sonra belli bir sonuca gelindiğini, şimdi de Kur'an'ın Allah kelamı olarak dinlediğimizde, ilahi söz olarak dinlediğimizde, konuşma olarak dinlediğimizde nasıl üzerimize bir etki yapması lazım geldiğini ya da onun nasıl algılanması gerektiğini çalışacak. Onun örneklerini vereceğini söyledi ve bundan bir örnek şöyle başladı. Dedi, Kur'an'ın değerini anlamak istiyorsanız önce Kur'an ilk defa dünyaya nasıl bir bakış açısı getirdi, onun ilk nazil olduğu döneme gidin dedi. Biz tarihen hayalen gidin dedi ama dünkü dersimizde bunun hayır, tarihen gideceğiz bu şu demektir. Sanki biz de Kur'an'ın olmadığı bir döneme gidip Kur'an ilk defa geldi ve insanlara ne getirdi? Onlara nasıl bir bakış açısı getirdi bunu anlayabilmek için? Biz de sanki Kur'an olmadığı zaman dünyayı nasıl görürüz ki? Dünyaya varlık haline nasıl bakarız ki diye baktık. Göz harfiyonu oluşmuş, rastgele oluşmuş. Neyse kendi kendine ne olduğu belli olmayan bir dünyadayız. İnsanın duygularıyla bazen uyuşuyor, çoğu yerde uyuşmuyor. Özellikle insanın hayvaniyetiyle uyuşuyor da, karnı acıktığı zaman onu doyuracak bir şey buluyor. O var. Fakat insanın insani duyguları, özellikle şuurunun taalluk ettiği, geçmişe giden, geleceğe giden manayı arayan yönüyle baktığımızda dünya kendi başına bana bir mesaj vermiyor. Bazı şeylerin olabileceğine haber veriyor ama ben onu çıkartamıyorum. Kainatın yaratıcısı konuşmasıyla müdahale edip benim insani ihtiyaçlarımı da bilinçlilikten, şuurluluktan kaynaklanan ihtiyaçlarıma cevap verecek olan yönüyle bana muhatap olunca tamamen değişik, benim için çok değişik bir tamamen değişik değil, benim ulaşamayacağım ve fakat tasdik edebileceğim haberle geliyor. Vahiysiz düşünelim dünyayı dedik. Vahiy yok. Biz geldik böyle bakıyoruz etrafa. Daha doğrusu bunun bir daha bariz bir örneğini bulmak için
vahiy olmayan, vahye tabi olmayan insanların dünyayı, varlık, alemini nasıl yorumladığına bakın. İşte orada vahiysiz dünyanın ne demek olduğunu görürsünüz. Görürüz. İşte dünya rüzgarların esmesiyle işte atomda veya her neyse ilk defa toz bulutunun tesadüfen bir araya gelmesi de oluştu diyenler var. Işıktan ibarettir diyen var, sudan ibaret diyen var vesaire. Sudan oldu bunlar hep böyle diyen var. Ama yaratıcının kasti yarattığını söyleyemiyorlar vahiy dinlemeyenler. Ve verdikleri cevap bizim insaniyetimizin aradığı, insaniyetimizin sorguladığı noktada insaniyetimizi tatmin edecek cevap vermiyor. Peki niye biz dedi bunun farkında değiliz ya? Yani bunu çok değişik, çok müthiş bir farklılıkla Kur'an bize dünyayı anlatıyor, hayatımıza anlam veriyor. Bunu şu ifadede sathi ve basit bir perdeyi ülfetle baksan Kur'an'ın veya vahyin cümlelerinin, ayetlerinin ne kadar müthiş bir etki yaptığını, değişiklik getirdiğini anlayamazsın diyor. Sathi ve perde-i ülfet. Sathi, onun örneklerine nasıl vermiştik İbrahim? Sathi bir nazarla baksan, işte biz duyuyoruz, Allah yarattı diyoruz. İşte her şey Allah yarattı zaten canım diyor. Dün onun üzerinde biraz fazla durduk. Zaten her şey, Allah her şeye kudreti yeter zaten diyoruz. Ama gördüğümüz mahlukatın kıymetini o Allah her şeyi yaratır dediğimiz için, her şeyi yaratır Allah zaten dediğimiz için onun ne kadar kıymetli bir şey yarattığını ve o yarattığı mahlukatı ile bize nasıl bir mesaj gönderdiğini algılamıyoruz. O da perdeyi ülfet. Yani karnımız doyur, elhamdülillah doyduk diyoruz. Bu bizim aleyhimize çalışıyor. Özellikle kendisine vahiy gelmiş olan insanlara, insanlar için, o insanların elhamdülillah Allah çok şey yarattı canım deyip, çok güzel şeyler yarattı deyip, yaratılanların mesajını anlamak için gayret göstermemesi, onların, tamam, Allah'a inanıyoruz bu sefer. Allah yaptı. Sen maşallah çok güzel. O örnekleri verdik. Değil mi? Biz de diyoruz ki, ooo maşallah maşallah deyip geçiyoruz. Yani çok güzel bir nimetle karşılaştık. Sıradanlaştırmak işte. Perde-i ülfet derin kıymetini görmüyoruz. Yani çok güzel bir mektup geldi. İşte bu mektup neyden geldi? Diyor ki, Allah bana ne var? Mektup gönder zaten diyor. Alıyoruz, atıyoruz çatırı kesin. Dokunuyor. Bu örnek bizim Kur'an ile bize gönderilen mesajın dünyamıza, bizim kendi dünyamıza, anlayış dünyamıza, kavrayış dünyamıza, iman dünyamıza diyeceğim de önce anlayıştan başlıyor. İman dünyamıza o mektup ile gelen mesajın bir katkıda bulunmasına engel oluyor. Onun için takvidi iman, tahkiki imanın, eğer tahkiki imana geçmek için kullanılırsa yardımcısıdır. Eğer taklidi iman, tahkiki imanı araştırmaya bir vesile olması için kullanılmazsa düşmanıdır. Müslümanların da imtihanı burada. Yani Müslüman toplumda doğanların imtihanı burada. Aslında daha zordur. Müslüman toplumda doğanların imtihanı daha zordur. Çok kıymetli bir nimetle karşı karşıyalar. Onun değerini takdir edecek bir şükür ve mukabele görmezse o nimet daha çabuk gidiyor. Mesela bir gayrimüslime senin varlığının anlamı nedir? Dünyanın anlamı nedir? Bu dünya anlamsız olabilir mi? Dediğin zaman gözü dört açmıyor. Ama zaten Müslümanım ben zaten inanıyorum diyen kimseye aynı mesajı verdiğin zaman evet evet diyor zaten her şey Allah'ın kudreti, her şey yeterli. Her şey yeter diyerek
Birini unutup gelmişsin bir yerde. Allah'ın kudreti her şeye yeterdir. Bak diyorsun ne kadar güzel. Şu biraz da ne olsun, aktüel olsun. Şu çiçeğin güzelliğine bak ya, bu adamlar hep çiçekle uğraşırlar zaten. Ve Allah'ın kudreti kardeşim yaratır diyor ya. Ama ne yaratmış bir bak bakayım bir. Ne mesaj var bundan sana? Yok. Yani Allah'tan mektup görünüyor o zaten, hep mektup görünür o zaten diyor. Açıp okumuyor. Okumayı çöpadığında çok önemli ikaz alıyoruz. Ama ilk defa birisine hani hep bildiği arkadaşlardan mektup geliyor. Onlar açıp okuyor. O kişiye diyorsun ki senin yaratıcın sana mektup gönderdi. Sana konuşuyor. Senin insan olarak sana muhatap oluyor dedi. Kim bu mektup? Allah'tan mı, yaratıcıdan mı geldi diyor. Ne demek diyor? Yaratıcıdan mektup. Bakayım diyor. O daha çok faydalanıyor. Bu büyük bir ihtimaldir. Onun için bizim meselelerimiz indirken Müslüman olduğumuz için tamam imanımızı bitirdik. Biz zaten inanıyoruz deyip yaratıcıdan gelen mesajı okumadığımız için imanımızı tahkik edip evet mutlaka öyle emniyetine güvenine girmediğimiz için bizim meselelerimiz, problemlerimiz imanın, İslam'ın, vahyin getirdiği meselelerden çıkıyor. Müslüman toplumların dünyevi, fani meseleleri birinci gündeme geliyor. Bu sefer bizim konuştuk. En önemli meselemiz var. Biraz uzakta olsun. Ya Müslümanlar açlıktan ölüyor. Her yerde öldürülüyor. Bak işte Irak'ta ne yaptılar falan. En önemli meselemiz o oluyor. Hadi bu insanlar aç para gönderelim diyoruz. Bu insanlar aç. Onlara yiyecek içecek gönderelim diyoruz. Büyük bir faaliyet başlıyor. Bu insanlar Allah'tan gelen mektubu okumadıkları için bir ikaz olmasın. Bunlar Allah'tan gelen mektubu altına çöp atlar, altına çöp atlar. İmanın tahkiki için çalışmadılar. Siz ne yapıyorsunuz? Bak elinizden alırım bunu diye bir ikaz olmasın, bir musibet olmasın. Onun için onlara bir imani terbiye yapmaları için bir yardımda bulunmamız gerekmez mi? Şu mektupları bir okunmasın, gelip şu Kur'an'ı bir okuyalım bakalım. Dememiz gerekmez mi? Ya adam aç diyorum. Aç da neye aç? Allah o kimseyi bir zalimin eline niye aç bıraktı? Onu hiç düşünmüyorum. Ondan sonra ayet-i kerimeyi hatırlattı bize. İbrahim dedi ki, اِذَا اَصَابَتْتُمْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا اَصَابَتْتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ İnsanlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Allah'tan gelip Allah'a gittiklerini anlarlar. Bizim gibi az kalan insan şimdiye kadar demek bizim karnımızı doyuran Rabbimizdi, o Rezzakımızdı. Değil mi? Bize açlık, Rezzak'ı tanımak için verildi. Bu insanların Rezzak'ı tanımak için çalışma yapmalarına yardımcı olmayıp da karnı doyurmaya kalkınca yine hala hayvan muamelesi yapıyoruz demek. İnsan muamelesi hala yapmadık demek. Ben karnı doyurmayalım mı değil, kayma var. Hala vahye muhatap olmanın, vahyin eğitiminden geçmenin ihtiyacı gündeme gelmedi demek. Bu biraz güncel bir şey. Bazı hastası olan insana. Ya şimdi hep adam savaşta ölüyor hastalıklar. Bu da hala çiçekler ne kadar güzel diye bahsediyor, söylemiyor. Aç Kur'an'ı. Kur'an diyor ki sana musibeti ben beni tanıman için gönderdim. Bundan sonra karın da doyuyor. Ama Rezzak'ı tanıtmazsan hayvan muamelesi. Rahmet-i İlahiye'yi şimdiye kadar bizimle beraber oldu ve bu nimetlerin kaynağı Rahmet-i İlahiye'dir diye bir eğitime tabi tutmazsa, yani bir hayvan açlıktan kedi inlemeye başlasa ne yaparsın? Ona senin Rezzak'ın var, çok rahmetli bir Rezzak'tır o, onu mu anlatırsın? Yoksa bir tabağa bir süt, onun yiyebileceği yemek koyup da götürüp veya bir tabak olmasa bile ona bir yemek verir misin?
Hayvan, hayvana öyle muamele ediyor. O çünkü onun vazifesi ayrı. İnsanın vazifesi ise imandır. Rabbini tanımaktır. Ama yemek vermeyecek mi? Rabbini tanıtarak vermeyecek. Kur'an bize onu getirdi. Yani insanların eksikliği vahye muhatap olmamaktır. Vahyin eğitimine girmemektir. Esas bu. Kur'an bize de kazandırdı. Dünyamızın nereden geldiğini, niçin bizim bu dünyada bulunduğumuzu, bundan, bu dünyamızdan, bu yaratılıştan nasıl faydalanabileceğimizi, yaratılışın ana maksadının ne olduğunu öğretmek için geldi. Bunun da örneğini, Bismillahirrahmanirrahim, سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ Senin şu tesadüfün var zannettiğin, kendi kendine var zannettiğin taşlar, yıldızlar, topraklar, dağlar, denizler var ya, hani yediğin yemekten, tut yediğin elbiseden, hayvanlar hepsi var ya, onların hepsi, semavat ve arzdaki bulunanların hepsi, Allah'ı tesbih edip ilan etmek için var. Hiç onlara bakıp da Rabbini tanıdın mı? Dünyanın değiştiriyor. Ne? Bunlar bir mesaj yüklüdürler. Onlar bir şeyi ilan etse daha tesbih etmek için, ilan etmek için varlar. Baktın mı bunların ilanına, dikkatini çekti mi? Anladınız mı bilmiyorum. Kur'an bize bunu getiriyor. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّسُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ayeti geliyor. İnsanlar böyle, biz doğduk, büyüdük, karnımızı doyurmak için araziye gidiyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz. İşte buğdayımızı, arpamızı veya bu tarihi olarak düşünürsek hayvanlarımızı, develerimizi, hurmalarımızı toplayacağız. Onları yiyeceğiz diye yaşayan insana birdenbire bunların hepsi yaratıcıdan gelmiş mesaj yüklü mektuplardan haberi geliyor. Bu aç okumak dikkat et diyor. O zaman dünyada bakıyorsunuz ki olan her şey, en küçük en büyük hiç fark etmiyor. Hepsi yaratıcısına mutlakiyetini talim eden, öğreten bir mektup. Aa, her şey konuşuyormuş, her şey anlamlıymış. Her şey bana bu dünyada niçin bulunduğumu anlatmak için var edilmiş, kendi kendine var olamayacakmış. O olmuyormuş, öldü mü acaba diye incelemeye var. İşte Kur'an insanın dünyasına böyle bir değişiklik getirmesi lazım. Bu değişiklik ben dünyama taşımazsam, özellikle Müslüman olarak taşımazsam, vahyin, ya bizim Kur'an'ımız var ya, Allah'ın konuşması bizimle değil, Allah kitabı rafa koyar orada durursa, ondan sonra da işte başlarsak ya Müslümanların bizde ekmeğe ihtiyacı var, elbiseye ihtiyacı var, arabaya ihtiyacı var, teknoloji gelmedik diye uğraşırsak, Kur'an'ı hala dünyamıza getirmezsek, musibetlerden burnumuz kurtulmayacak. Çünkü senin dünyada bulmuş maksadını önce bir tesis etmedin ki. Böyle devam ettik. Şimdi devam edelim. Okumaya devam edelim şimdi. Kur'an mucize beyanın en yüksek derece icazına bakmak istersen, yani bu fakhi ve basit ülfet alışkanlık perdesinden çıkıp şu Kur'an acaba bana ne söylüyor diye onun eğitimine, onun mesajının ne olduğunu anlamaya bir niyet edip teşebbüs edersen, şu temsil dürbünüyle bak şöyle ki, gayet büyük ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim. Çok büyük bir ağaç. O ağaç geniş bir perdeyi gayb altında. O ağaç şöyle bir perdeyle üstü kapatılmış. Bir tabakay mesturiyet içinde saklanmıştır. Şöyle bir gizlilik içinde saklanmıştır. Malumdur ki mesturiyet örtülmüş, üzeri örtülmüştür. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi, onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir muvazenet lazım. Yani böyle ağaç olduğuna kanaatimiz gelmişse bileceğiz ki önümde dalları var, yaprakları var, çiçekleri var, meyveleri var. Onlar arasında bir münasebet var. Bir şey de aşağı yukarı genel
bir ilişkiler var, birbiriyle ilişkili. Her bir cüz'ün o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır. Ne ağacıysa ona göre şekil alır. Bunun üzerinde duralım. Anlaşılıyor değil mi? Ne ağacı, çam ağacıysa da kozalak olacak. Mesela, yok diyelim muz ağacıysa muz demeklerim olacak. Ne diyorlar ona? Bilmiyorum. Cluster olacak. Bir münasebet, bir tenasip, bir muvazenet lazımdır ki her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alıp bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve hala görünmüyor. O ağaca dair biri çıksa, perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir resim çekse, yani köklerinin resmini çekse, tek tek, gövdesinin resmini çekse, ana dallarının resmini çekse, küçük küçük budakların resmini çekse, yaprağını çekse, her birine dair ona mukabil bir resim çekse, bir hudut çizse, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret teslim etse ağacın tümünü. Hepsinin arasındaki münasebeti de göstermek üzere bir suret resmetse, resmini yapsa ve birbirine nihayet uzaklıkta ve müntahasının ortasında uzuvların aynı şekilde suretini gösterecek muvafık teslimatla doldursa, çünkü çok büyük bir ağaç kaynak, koca ağaç veya işte çok 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 büyük bir ağaç. Çünkü biz buradan baktığımızda bile bir veya iki kanaksının cilindenden de görebiliyoruz. O kadar. Tabii milyarlarca bilmiyoruz. Kimse de sayısını bilmiyor ama çok olduğu belli olan galaksiler var, göremediğimiz yerler var. Onların da resmini getirirsek, arasındaki münasebeti gösterse, elbette şüphe kalmaz ki o ressam bütün o gaybi ağacı gayb ağaçına nazarıyla görür, ihatede sona tasvir eder. Demek ki o bütün ağacı görüyor, ona göre o ağacın suretinin tümünü birden sana anlatıyor. Aynen onun gibi. Kur'an-ı mucizi beyan dahi hakikat-ı mümkünata dair, şu mümkünat aleminin hakikatına ilgili, yani mümkünat aleminin yaratılmış, devamlı değişen, gelip geçen şu mümkünat alemine dair ki o hakikat dünyanın iptidasından tut da ahiretin en nihayetine kadar uzanmış. Nereden gelmiş mesela? Biz bilmiyoruz. İllerine bakarak birçok, 8 milyar diyor, 6 milyar diyor, öyle diyorlar. Tarihi var bu kainatın, varlığının diyorlar. Ama elimizdeki delillere bakarak geçmişe ait tahminlerde bulunuyoruz. Geleceği zaten bilmiyoruz. Ama şöyle gidişatına bakıp diyoruz. Fakat birisi gelse, dünyanın başlangıcından, iktidasından tut, ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış, ve arştan terşe, yani semadan arza, yeryüzüne, zerreden şemse kadar yayılmış olan, yani en küçük parçasından en büyük kütlelerine varırlar. Zerre en küçük parçayı, güneş de en büyük kütleyi temsil eder. Daha büyükleri var da sen ona temsilen söylüyor. En küçük parçasından en büyük parçasına kadar yayılmış olan o yaratılış ağacının hakikatine dair, şeceri-i firkatın hakikatine dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar tenasübü muhafaza etmiş, hani geçmişten geleceğe, en küçükten en büyüğe kadar kainatın varlık aleminin tasvirini o şekilde yapmış ki, o varlık aleminin ahengini, o münasebeti arasındaki ilişkiyi bize en güzel şekilde gösteriyor, onu muhafaza etmiş. Ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir. Her bir uzva, her bir meyveye layık bir suret vermiş. Gerçekten o ağacın münasebetini tam gösterecek şekilde bu ağacın şu meyvesi var, şu dalı var, şurada da senin görmediğin yerde de şöyle şöyle dallarının gelişmesi var. Ama münasebeti görüyoruz. Arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Her bir uzva ve meyveye dair, meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayet tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah, barakallah deyip
tılsım-ı kainatı ve muammayı hırkati keşif ve fetheden yalnız sensin. Ey Kur'an-ı Kerim demişler. Yani Kur'an okuyunca, Kur'an neyi anlatıyor? Bu kapalı olan, bir tarafını göremediğimiz manasını anlayamadığımız, mutlaka maddeten cismen görmediğimiz değil. Nereden geldik? Niye buradayız? Nereye gidiyoruz? Biz kimiz? Bu gördüğümüz eşya ne? Bunlar arasındaki bu soruların cevabını kainatın tümünün varlığına nispeten en ahenkli, en uyumlu, en münasebetli bir şekilde tasvirini yapıyorsunuz. Siz şuradan geldiniz. Şunun için varsınız. Şuraya gidiyorsunuz. Diğer varlıklar da şunun için var. İnsan da ortada dinliyor, bakıyor. Aradaki münasebeti görmesi lazım. Ahengi görmesi lazım. Gerçekten öyle. En güzel örneği ne bunun? Biz alemi ervahtan geldik. Tesadüfen oluşmadık. Kendi kendimize oluşmadık. Kasti olarak yaratıldık. Ya bizim cismimiz yaratıldı, hayatımız yaratıldı, ruhumuz yaratıldı, hissiyatımız yaratıldı, kalbimiz yaratıldı. İnsani duygularımız yaratıldı ve bu kainata tam münasebetli, tam ilişkili, orantılı bir şekilde ilişki kuracak şekilde yaratıldı. Ve sen şuraya gidiyorsun, ahiret, ebedi bir aleme, bu kainatı yaratıcının, yaratanının, kainatı yaratanının sana verdiği ihtiyaçların tümünü en kemal, en mükemmel şekilde karşılanacak bir yere gidiyorsun diyor. Aradaki şey, münasebete iyi dikkat edin. Bu nereden çıktı canım diyen var mı? Gerçekten bizde öyle duygular var. Biz yalnız bu dünyada ölmek için yaşayamayız, yaşamamalıyız. Zaten ölmek istememek diye bir his var bizde. Hatta çok kuvvetli bir his. Her şeyde beka arıyoruz. Bakıyorsunuz ağzın görmediğimiz yerlerdeki haberi gördüğümüz yerdeki gördüklerimizle münasebetle anlatılıyor. Demek ki ağacın tümünü bilen birisi konuşur. Anlaşıldı mı? وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَلَى Temsilde kusur yok. Yani bir örnek verdi. Çünkü ağaç dedi, kainat ağaç mı? Hangi dalı ahireti gösterir? Ne demez? Bu bir temsil. Ona dikkat edin. Esma ve sıfat-ı ilahiyye ve şuun ve ef'al-ı rabbaniye bir şecere-i tuğba'yı nur hükmünde temsil edilmekle yaratıcının isimleri, yaratıcının sıfatları, onun şeyleri mesela gerçekten yaratıcı dediği nasıl olur? Yaratan ne demek ve yaratan ne demek? Şuun, yani şu makinenin şekli nedir? Basitmiş. Bu makinenin şekli rekord yapmaktır. O bir rekord yapmak üzere, kayıt yapmak üzere yapılmış bir makinedir. Efendim, ne diyelim başka? İşte arabanın şekli, işte dört tekerli yürütecek şekilde makine, motoru kurulmuş değil mi? Araba dediğin yürü, uçak dediğin uçak falan. Şimdi gelelim. Halık dediğin öyle nedir Halık? 8 olacak. Elif gibi. Halık dediğin yoktan emirle yaratır. Bunun haberini getirir. Şu ornat-ı ilahiye. Şu kainatı kim var etti desem, birisi tesadüfen desin. Öyle oluşmuş desin. Kendi kendine öyle oluşacak hiçbir şey yok. Çocuk da bir kitap okudu. Başka bir kitap. Diyor ki, yani yine alemin yaratılışına bakın. Çok aslında hem güzel hem değil. Kainattaki oluşuma baktığımızda bunun kendi kendine olma ihtimali diyor. Bir junkyard'a junkyard'la arabaların hurdalarının hurdalık diyor. Hurdala bir rüzgar esti ve diyor 747 miydi? O kitabın yazıldığı zaman en gelişmiş demek teknoloji oydu. 747 Boeing yaptı. Uçuyor. Rüzgar esti uçuyor diye. Yani bu ihtimal öyledir diyor. Yani kendi kendine oldu demek. Bunu bir temsille anlatıyor. O da temsilde kusur olmasın demek lazım. Yoksa junkyard nerede? Rüzgar nerede?
kim estiriyor? Kainatın yaratıcısı, yani yaratıcısı yoksa bu can nereden çıktı? Rüzgar nereden çıktı? Kim estiriyor? Onun ihtimali işte on üzeri ta eksi bin bilmem kaç çıkartıyor. İşte bu şu demektir. Anlatıyor mu? Olmaz. Cahiyat da yok. Rüzgar da yok. Estiren de yok. Ama ne var? Ne onun tabiri 740. Biliyor musun bilmiyorum. Ben unuttum. 747 boyut. Vah! Uçuyor. Şimdi taş devrimi. Bir şey vardı da. Buraya uyma. Şey oynuyorlar da. İçim şehir. A ile başlayan isim yok, şehir yok. A harfi de yok. Ben de öyle değil de. Evet yok. Kainat hem başında hem de şimdi. Yoktan. Yoktan. Dikkat edin bunlar nerede? İnsan yoktan geldi. Hissiyatı yoktan geldi. Şuunat kelimesini iyi anlamak lazım. Kur'an şuunat-ı ilahiyeyi tarif eder. Ercan'ın buna çok dikkat etmesi lazım. Ercan. Çünkü Ercan'ın alanında esma-i ilahiye yoğun bir şekilde çalışılıyor. Şuunat-ı ilahiyeyi ve şuunat-ı ilahiye boyutunun da bizim tefekkür alemimize katılması lazım. Yaratıcıysa böyle olur. Şimdi bir de var ki yani yaratıcının ismi var. O hakimdir, rahimdir, halifdir, kerimdir var. Bir de şu umat-ı ilahiye var. O da bir boyuttur. Yani zıttı değil. Bir daha, birileri katman. Kur'an bize daha doğrusu muhatabın anlayış kapasitesine göre daha önce onun örneklerini verdi artık. Yani biz üçüncü şuleyi sonuna doğru yaklaştık. 25. sözüm. Yaratıcıyı tanıma kapasitesini mesela eserine bakıp müessiri tanımak. Yani bunun bir yaratıcı olması lazım demekten başlıyoruz. O müessirin şöyle şöyle isimleri olur burada. O isimler, o özellikler burada görünüyor diyoruz. Sonra bu sıfatlarına geliyor yaratıcının. Sonra şu uğratına geliyor. En sonunda kainata bakıp zat-ı ilahiyeyi anlayabilecek, idrak edebilecek, kavrayabilecek bir eğitime tabi tutuyor Kur'an bizi. Rabbimizi böyle tanıtıyor bize. Onun için Kur'an okurken yani insanlar böyle hikaye okumak gibi okurlarsa yani bir genel informasyonumuz olsun. Yani dinimizin kitabı diye okurlarsa o bir başlangıç. Başlangıç da güzel. Başlangıç değil de bundan ibaretse manidir. Dikkat etmek lazım. Neyse, o hadi başlangıç olarak alalım çünkü, devam edecek. Bu Halik kim demeye başlıyorsunuz? Yaratıcı, nasıl bir şey? Kendini bana anlatıyor, devam et, örnekler devam ediyor, anlatıyor. Sen bize düşüncemizi, anlayışımızı, kainatın yani varlığın nasıl algılanması gerektiğini, ama hangi bazda anlatıyor? Yalnız aklın gördüğü bazda değil. Aklın gördüğü elemanları ele alarak buraya deniz. Buraya dikkat edelim. Aklın gördüğü malzemeyi ele alarak insan olarak bizim o malzemeyi değerlendirmemizi istiyor. Yani insandan maksat ne? Ya hakaret için söylemiyorum ama hakikaten buna dikkat edin. Hayvan değil de. Hayvan bir yere girse, karnı açsa ne olur? Karnı doyuncaya kadar yer ve çıkar gider. Bunu buraya kim hazırladı? Ne yaptı? Susuzsa su arar. Susuzluğunu ifade edecek kendi kabiliyetince bir şeyler gösterir. Veya suyu bulacak kabiliyet de vardır. Onun peşinde koşar, arar, bulur. Şimdi ormanda sıktan ölen, susuzluktan onu hayvan bulamazsın. Çünkü yani ahim içerisinde yaratılmış bu dünya. Kasıtlı kurulmuş bu plan var. Eğer böyle yaratıl, yani onu yemek için yaratılmışsa onu yer. O da onu yer. Yani ama ahim içerisinde önemli olan onun cismani, maddi ihtiyacının karşılanır olması, karşılanıyor olması ve onun sistemli bir şekilde, o sistemin düzenli bir şekilde kurulmuş olması var. Kasti. Tezadından kurulabilir mi? Sen ona bak. Yani onu anladın. Ama insanın
muhatap olduğu dünyada, muhatap olduğu işlemlerde karnı acıktığı zaman bu güzeldir, bu tatlıdır, bu nereden geliyor, bu daima olsun, bunu ben bir yere daha koyayım, daha başka muhtaç varsa ona vereyim, insaniyet başladı. Yani dört soru var ya, neciyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne maksadımız var, biz kim, bu evaylerler ya ona. Ne maksadımız var bu dünyada? Özlemi, ne maksadım var? Soruyorum, bu duygular insani sorular. İnsan deyince aklına ne gelecek? Ağız, burun, göz, kulak değil. O hayvani tarafımız. Onları kullanıyoruz, ona lazım değil, gözümüz olmasın demiyor. Kullanacağız ama insaniyetimiz için kullanacağız. İnsaniyet demek, şuurlu ruh sahibi mahluk yaratıcı. Onun için bizim gerek nebati yönümüzün, gerek hayvani yönümüzün insani yönünde hizmet etmesi lazım. Kur'an insana muhatap olur. Kur'an yaratıcının bitkiye, hayvana değil, insana konuşmasıdır. Onun için Kur'an'ı dinlerken neyi dinleyeceğim? İnsaniyetimin getirdiği, kazandırdığı, bana verdiği veya insaniyetindeki olan ihtiyaçlarıma cevap vermek üzere bir konuşmadır. Kur'an sana mesela patatesi nasıl yetiştirdiğini anlatmaz. Çünkü patates senin hayvaniyetine muhatap oluyor. Yetiştirip büyüyüp yemek. Nasıl yiyeceğini de anlatmaz. Patatesin neye var olduğunu anlatmaz. Kim var ettiğini anlatır. Neden? Sen patatesi yedikten sonra insaniyetin o, bu nereden geldi, nereye gitti, ne oluyor, nereye gidiyoruz, bunun anlamı nedir, sorularının cevabının ne olması lazım geldiğini öğretir. Bu bakımdan Kur'an'ı nasıl söyledi burada, tarif etti, Kur'an öyle bir kitaptır ki, Esma-i İlahiye, yani yaratıcının isimleri, yaratıcının sıfat-ı ilahiye, yani yaratıcının sıfatları, ilahi sıfatlar, yaratıcıya ait olan sıfatlar ve şuun-u ilahiye. Ona çok basit bir şekilde ben yani öyle diyorum. Doğru değilse ona tartışırız da. Allah dediğin nasıl olur? Yaratıcı dediğin nasıl olur? Şuun-u ilahiye. Ve ef'al-i rabbaniye. Ef'al-i rabbaniye. Rabbani fiiller. Yani yaratıcının rububiyetinin tecellisi, görüntüsü, izahı, açıklaması olan fiiller, işler. Bu rububiyetten böyle oldu. Rüzgar gönderdi, bulut gönderdi, semanızı tezyin ettik, süsledik, size her çeşit nimetten verdik. Bir sudan 1 milyon çeşit nimet yarattık size. Aynı sudan. Kur'an'daki ayetleri hatırlıyorsunuz. Aynı sudan. Hatta bir ayette var. Çok değişik tatlılar. Yani aynı arı, aynı malzemeler kullanılıyor. Malzemeleri öyle yaptık ki renkleri farklı, kokuları farklı, ballar. Onların bazı ballar şu hastalığa iyi gelir. Bazı ballar şu hastalığa iyi gelir. Değil mi? İçerisindeki ingredients de. Ne demek? İçerik. İçerik. İngilizce açıkladı arkadaş. Bize komple. Türkçe söyle. Yazın. Böyle abi, bu da İngilizce yazarlar. İşte o paketler üzerine ne yazarlar? İçindekiler yazarlar. Kitabın bastığı gibi geldi bana. Aynısı mı? İçindekiler. O kontent. Evet. İçindekilerin ne olduğuna bakıyorsun. O değişik. Hep bunları biz kasıtlı olarak hazırladık, yaptık sizin için. Bir bu yapanın ef'al-i Rabbaniyesini, yani Rabbani bir fiil olduğunu öğretmek için. Kur'an'ın eğitimine girince böyle hani ilkokul eğitimi yetmez canım. Şu an üniversiteden sonra doktora yaparlar da ondan sonra özel incelemelerde yaparlar. O bilgileri bize veriyor değil. Yani bizim çok 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 ilerideki çalışmalarla elde edeceğimiz ince bilgiler veriyor değil. Bayağı eğitimimiz ne olursa olsun dikkat etsek anlayacağımız bilgileri veriyor. Eğitimimiz ne olursa olsun. Yani eğitimimiz ne olursa olsun. Ben insanım, benim geleceğe ait
endişelerim var. Ölümden korkmuyorum. Yani ölümden korktuğumuz için dinler değil mi? Yani bu korku nereden geldi? Bu duygu nereden geldi? Niye ben ölümden korkacak şekilde yaratıldım ki? Var edildim ki? Bana bu duyguyu kim verdi? Cahkiyatta rüzgar esti de oradan mı geldi? Nereden geldi? Değil mi? O duyguların benim için ne anlam ifade etmesi gerektiğini, o duyguların nerede kullanılması gerektiğini öğretmek üzere Kur'an konuşuyor. Ölümden korkman, ölümü istememen, ölümü sevdirtmeyen bir yaratıcının olduğunu anlaman içindir. Ölümü de biz yarattıkla rahmeten yarattık. Senin ebediyet duygun isteklerini, arzularını yerine getirmek üzere seni yaratan, sana da bu duyguyu veren birisi var. O senin Rabbindir. Seni terbiye ediyor, hazırlıyor. Vazifeni yap. Ölümden kork, ölümü isteme. Çünkü fenayı isteme, geçiciliği isteme, ebedi iste, ebedi vereni ara. Ebedi sana kim verecek? Toprak sana ebedi verir mi? Yediğin yemekler sana ebediyeti kazandırır mı? Şu dünyadaki herhangi bir şey senin bu arzunu karşılar mı? Karşılayamaz. Ara diyor, ara. Kim karşılar ya? Senin Rabbin var, Halik'in var. Onu bulmak, ona muhatap olmak, onun ebedi yaratan olduğunu anlamak için sen ölümden korkmalısın. O duyuyu sana bunun için verdim diyor. Kur'an açıklama getiriyor. Yani ef'al-i rububi, ef'al-i rabbaniye bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde temsil edilmekle sanki nurani büyük bir ağaç. İşte bu gizli üstü örtülü ya. Yok, ilk bakışta vahyi dinlemeyenler, dini dinlemeyenler baktıkları zaman ne diyorlar? Böyle dünya, böyle esmiş, dörtlü. Çok garip şeyler söylüyorlar. Kendi kendine oluşmuş diyorlar. Başka bir şey diyen var mı? Yani hepsi nihayeti bu demek değil mi? Böyle oluşmuştur. Ya olur mu böyle bir oluşmuş? Var mı böyle bir örnek? Kendi kendine oluşmuş, tesadüfen oluşmuş. İki tane, üç tane anlamlı bir yapı var mı şimdi? Biliyorlar bir yerde evet bir şey hatırlamaya çalışıyorum. Sıra bakmayın. Evet, temsil ama temsil olduğu için mesela bir çamur bir yerde. Çamur, yani suyla toprak karışmış, böyle çamur bir şey yok. Böyle çamur 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 gidiyorsun, içinden aniden bir insan çıkıyor. Yani çamur için getirdiğin, ya bu suyla toprak karışmış karışmış dediğin, burada da bir insan oluşmuş diyemiyorsun ki yani şu dünyada. Yani şu ne diyorlar onu, kozmik çorba diyorlar değil mi? Kozmik çorbada karıştı da karıştırırken içinden bir insan çıktı. İçinden bir, çünkü gerçekten öyle. Şeyler de öyle. Fosiller de onu diyor. Hiçbir fosil yeni gelişmekte olan iki tür arası bir şey göstermiyor. Hepsi sıfırdan bir şey çıkıyor. Hepsi bak. Sıfırdan bir bizim bildiğimiz bir mahluk çıkıyor. Birden. O kozmik çorbanın içinde birdenbire bir tam gelişmiş, her şeyiyle mükemmel bir mahluk çıkıyor. Bir hayvan, bir bitki neyse. O da kendi kendine oluşmuş diyorlar. Hiçbir delil yok, hiçbir yerde. Şu dünyamızda da yok. Yani bırakın fosilleri. Kur'an bize böyle üstü örtülü, yani ilk bakışta göremediğimiz bir nurani yaratılış ağacının hem mekan itibariyle
sonsuz, hem zaman itibariyle sonsuz bir nurani yaratmış aleminin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Sonsuzdan gelip sonsuza gidiyor. Bir kaynağını bize anlatıyor Kur'an. Hudud-u kibriyatı, o yaratıcının alemini, gayb alemini. Hudud-u kibriyatı hayr-ı mütenahi fezai ıtlakta yayılıp ihate ediyor. Hudud-u icraati, Allah bir yerde durabilsek, paragrafın sonunda durabilir inşallah vakit geldi. Hudud-u icraati, o yaratıcının icraatının hududu, Kur'an'ın anlatımında فَائِقُ الْحَبِّ وَالنَّبَى يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Yani o yaratıcınız sizin her bir çekirdeğin, her bir tohumun yarılıp içerisinden filizini çıkartandır. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Yani insan ile yani biraz ağır ama rüzgardan insanın İnsan ile kalbi arasındaki arasına hulul eder o yaratıcı. Yani içinden bir şey geçti ya, işte onun yaratıcısıdır. Onu ona hulul eder o demek. Sana o özelliği verendir. Hemen kalbinde bir şey geçiyor. Öyle keşke, mesela burnum akıyor değil mi, hasta olur. Hasta olmasaydı. Çünkü biraz rahatsız mı? Mesela hafif rahatsız mı? Ha, elhamdülillah. Ha, hafifçe rahatsız olsa bile çocuğum keşke olmasaydı istiyoruz. Onu duyar, işitir, bilir, oraya müdahale eder var ya, onun yaratıcısıdır, onun sahibidir, o duygunun Rabbidir senin halikan. Hemen oradaki kalbin mesele var. Kimse bilmez, aklı şöyle hissiyatından içinden bir düşün geçiverdi. Onun sahibidir seni yaratıcı. Buradan başlıyor, en ufak bir çekirdek patlayıverdi, oradan müflis çıktı. Bunun yaratıcısıdır, bunun sahibidir, bunun düzenleyicisidir. Yani buradaki hikmetin sahibidir. Buradaki ne görüyorsan, orada ne kadar özellikleri görüyorsan, onun mesela orada bir hayat çıkıverdi, o hayatı verendir. Renk verdi, o rengi verendir. Onu çiçeği görünce mesela çocuklar ne kadar heyecanlanır, biz ünsiyetle o heyecanı kaybediyoruz. Mesela bir bardağın içerisine pamuk koyuyorlar, su koyuyorlar, kendisi fasulye koyuyorlar. Oradan bir filiz çıktığında çocuk hayret içinde kalıyor. Neden geliyoruz diye. İşte onun yaratıcısı, oradaki ne görüyorsan, oradaki müjdeyi görüyorsan, hani hayatı görüyorsun vesaire de cismani yaratılışı görüyorsun. Bir de bundan sana ne ağacı olsun? Şeftali ağacı, çekirdeği, biraz çabuk patlaması, daha kolay bir şey olur. Fasulye, ya ileride fasulye nimeti vermeyecek, senin ihtiyacın kaçmayacak. O müjdenin sevincini yaşamanın yaratıcısıdır. Sen orada fasulyeler yiyorsun. Yani biz biraz daha körlük yapıyoruz, sana kötü örnek ama genelde de öyle. Tabii havalar iyi gitti, yağmurlar iyi yağdı zaman bizim arkadaşlar Kur'an okumak yerine kahveye gider, kâhsı önerler, buğdaylar iyi bu sene diyor. Hemşehriler de söyledir. Buğdaylar neyi satıracağını anladı, bu oğlan everdi bu benim kuşum yanı. Evet, değil mi? Hüseyin Atıgüller bak, bilir o. Ya o müjdeyi veren Rabbindir senin. O müjdeyi veren Rabbindir. Orada ruhunu rahatlatan Rabbindir. Sana huzur var ya, o geleceğin güveninden hissettiğin huzuru verendir Rabbin. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Hemen orada geliverdi. Hemen o geliveren duygunun sahibidir Rabbin. Bunun Rabbi, bu küçücük duygunun Rabbini tanıtmaktan tut, ta وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ. Ne demek? Ercan? Semavatın tümü, hani bizim aklımızın, hayalimizin bile ulaşamadığı cismani büyüklüğüne hayalimiz yetmediği. O semavatı
Hani o küçük seni kalbinden geçiren bir ümit sevinci vardı ya, onun yaratıcısı semavatın tümünü şöyle elle bir kudretinin eli, kudret elinde şöyle dürüverir. Yani bak bir yatım bir yemini, onun şey, elinde böyle kabzasındadır. Şöyle her şey var ya onun elinde, hani kontrolü altında. Türkçe'de ne derler onların? Enselemiştim. Onun kabzası altında, onun kudretinin kontrolü altında. Kainatın harikadır o. Bütün semavat doğrudan doğruya onun kudreti kontrolü altında. Galaksiler böyle onun kontrolü altında. Senin kalbinden geçirilen ufacık bir ümit sevinci de onun kontrolü altında. Yani hem en küçük zerrede hem en büyük zerrede onun kudreti doğrudan doğruya tecelli ediyor. Ondan başka, onun yaratıcılığından başka bir şekilde bunu izah edemeyeceğimizi bildiriyor Kur'an. Hiçbir kimseye veremezsin. Benim duygum şu nedenden çıktı diye. Yok. O sevinci ben can kâğıdı şu parçasından aldım. Yoktur öyle. Kur'an böyle bir Rab tarif ediyor bize. Diğer ayet, halaka semavati vel ardı fî sitteti eyyâm. Semavat ve arz işte 6 günde, 6 tabakada, 6 kademede. Yani katman katman sistem sistem içinde yarattı aslında. Bu, 6 günde yarattı. Sistem sistem içinde yani. Bir bakıyorsunuz efendim bir galaksi çıkıyor. Onun içinde bir sistem çıkıyor. Onun içinde bir gezegen çıkıyor. Onun içinde bambaşka bir alem çıkıyor. Katman katman hikmet içinde hikmet, yani ilim içinde ilim, yani tedbir içerisinde tedbir. Bakıyorsun şurada, yani burada diyorsun şey var. Petrol yolu ya. Vaktiyle işte hayvanlar o şimdi. Okyanus varmış da, büyük hayvanlar varmış da, onların yağları toplamış içerisinden bakıyorsun. Mazot çıkıyor, zift çıkıyor, yol yapıyorsun, gaz çıkıyor, ısınıyorsun. Evet. Bakın, ha, tamam böyle, baban koydu ona fasulyeyi. Katman katman, bu o demek. Bunu hani efendim bunun gibi şeylerdir. Yani basitçe. Yani semavatı semavatlar 6 günde yaratıldı. 6 gün yok 7 gün. Öyle değil. Katman katman içerisinde yaratıldı. Tabaka tabaka içinde yaratıldı. Hikmet içinde hikmet. Hikmet içinde hikmet. Sonunu bulamazsın. Ta bu insanın en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar İntişar etmiş o hakikat-ı nuraniyeyi, o nurani hakikati dal ve budaklarıyla, gayet, gayat ve meyveleriyle, yani hangi hedeflere ulaşmak üzere, hangi neticeleri vermek üzere, o kadar tenasüple, yani Rabbimizin esmasını, fiillerini, şuunatını, o kadar tenasüple birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, yani senin için çelişki olmayacak. Bu da çok önemli. Senin için çelişki olmayacak. Birbirinin hükmünü bozmayacak. Birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaiki esma ve sıfat ve şuunun ve şuun ve efali beyan eder. Yani Halık'ın, yaratıcının, yaratıcı alemin, şu kainatın yaratıcısının esmasının, sıfatının, şuunatının ve efalinin hakikatlarını anlatır. Beyan eder ki, bütün ehli keşif ve hakikat, o daire-i melekûtta gevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet, o beyanat-ı Kur'aniye karşı Sübhanallah deyip, yani bu konuyu inceleyenler, Sübhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Yani bizim bilmediğimiz, İşte dünyamızda kapalı kalan o alemin hakikatini anlatmak üzere Kur'an konuşuyor. Ve o hakikati anlatmak üzere dinlediğin zaman, o hakikati anlatan kitaptır diye dinlediğin zaman hiç çelişki görmeyeceğin, tamamen hakikattir, doğrudur diye insaniyetinle, ama insaniyetinle. İnsaniyetinle. O zişuur olan ruhunun özellikleriyle. Şimdi hayvaniyetimizde değil, insaniyetimizde tasdik edeceğimiz bir beyanatla karşılaşıyoruz Kur'an'da.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana. İnneke entel alimul hakim. Ve ahir da'vahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın.